Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Lockheed Martin savunma sanayi için çok önemli bir adım attığı ve Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirdiği lazer silahını teslim ettiğini açıkladı. Bu niye çok önemli bir adım? Çünkü ilk defa uçaktan taşınabilecek boyutta ve güçte bir lazer silahı Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmiş oldu. Hemen tabii envantere girmiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kendi içindeki laboratuvar ve test merkezinde testler başlayacak. Neden bu sistem önemli ve gelecekte lazerler füzelerin yerini alabilir mi gibi konuları bu videomuzda işlemeye çalışacağız. Uzay ve bilim kurgu filmlerinden hatırlayacaksınız veya Star Wars'ta işte çeşitli uzay gemileri uçuyorlar. Karşısındaki düşman uzay gemilerini veya hedeflerini lazer atışlarıyla birlikte yok ediyorlar. Ama böyle lazer atmak gerçekten o filmlerdeki gibi cüv cüv sesleriyle birlikte çok kolay değil. Çünkü lazer çok ciddi bir güç isteyen bir sistem, karmaşık bir sistem. Etki menzilini uzatmak istediğiniz zaman çok güçlü bir atış yapmanız lazım ve hedefini o lazerin görmesi lazım. Yani arasına girebilecek işte bir bulut, bir sis gibi durumlar bu lazer atışlarını şu anki teknolojiyle etkiliyor. Peki Lockheed Martin neler yapıyor? Lockheed Martin uzun süredir Amerikan ordusu için çeşitli lazer sistemleri geliştiriyor ve 2017'de de bu imzalanan Lance anlaşmasıyla ki bunun açılımı yönlendirilmiş enerji silahı Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için çalışmalara başladı. Amaç F-16 gibi tek motorlu bir askeri uçakta taşınabilecek kadar bir sistem yapabilmek. Normalde lazer sistemleri silah olarak kullanıldığı zaman mobil olarak sistemlerin menzilleri kısa. Çünkü belirli bir miktar enerji oluşturabiliyorsunuz. Bunu uzun menzilli hale getirebilmeniz için araçlar büyümeye başlıyor. İşte koca bir kamyonu taşıyorsunuz veya öyle bir ağır bir araç ki bunu bir hava aracına koyabilmek çok güç. Mesela gemiye koyabiliyorsunuz. Gemiden atışlar yapabiliyorsunuz. Fakat bunun hava aracı için konulması demek mühendislik açıdan çok hafif olması lazım. Bir kere uçağın taşıyabileceği boyutlarda olması lazım. İkincisi, lazer oluşturulabilirken biraz önce de söyledim, çok yüksek bir güç gerekiyor. Uçakta bu gücü nasıl oluşturacaksınız? Yani uçağı mevcutta uçurmak için bir veya iki motor var. Bu motor çalışıyor. Bu motor aynı zamanda elektrik üretiyor. Uçağın sistemlerine veriyor. Ve bunlarla birlikte öyle bir güç üretecek ki lazere de bu yetmeye başlayacak. Şimdi hedef Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bu sistemle birlikte yerden havaya atılan füzeler veya düşman uçağının o uçağı vurmak üzere attığı füzenin lazerle etkisiz hale getirilmesi. Yani lazer atışıyla birlikte o füzenin vurulması, bir noktasının parçalanması veya sisteminin örneğin o takip edici başlığının yakılarak o füzenin kör hale getirilmesi gibi projeler var. Bunlar hani konuştuğumuz zaman gerçekten çok basit olarak anlatmak veya ben çok basit ve çok temel bir bilgiyle anlatmaya çalışıyorum ama inanılmaz karışık, karmaşık, çok yüksek teknoloji gerektiren konular. İşte bazı aşamadığınız işte o gücü o küçücük alanda nasıl oluşturacaksınız veya o oluşturduğunuz gücü ne kadar küçük bir alana toplayacaksınız, bunlar önemli konular haline gelmiş oluyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir sonraki F-35'lerden sonra 6. nesil konsepti var. Daha bu konsepti göremedik açıkçası. İşte çeşitli çizimler falan var ama bu 6. nesil savaş uçaklarının da en önemli silahlarının başında lazer sistemleri gelecek. Örneğin şu an İngiltere'nin başını çektiği Tempest uçak projesi var. Tempest'in motorları da Rolls-Royce tarafından yapılıyor. Malum bizim Milli Muharip Uçak'ta da Rolls-Royce konusunda da bir görüşmeler var. Örneğin Rolls-Royce'un hazırladığı bu motor konsepti uçağı havada tutabilecek, işte ona yüksek hız sağlayacak, kuvvetli motorlarla çok sayıda işte mühimmatın yükün taşınmasını sağlarken bu motorlar aynı zamanda çok ciddi bir elektrik gücü de üretecek şekilde tasarlanıyorlar. Yani geleceğin sistemlerinde elektrik gücü motorlarda çok önemli bir yere sahip olmuş oluyor. Bunlar tabii hava boyutuyla yeni bir yere doğru kayan sistemler derken özellikle dronlara veya atılan işte füze veya top ateşi, hava atışı gibi bu tür karşı tedbir olarak da lazerler kullanılmaya başlanmış durumda.
Ben geçtiğimiz Nisan ayında bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Videonun da linkini yukarı size bırakıyorum. Buradan daha detaylı olarak izleyebilirsiniz. Burada da kısaca anlatmak istiyorum. Malum İsrail'in geliştirdiği demir kubbe sistemi var. Iron Beam olarak adlandırılan, bir de onun demir, ışıyan demir gibi yeni bir versiyonu gündeme gelmiş durumda. Bu sistemde de lazer sistemi, işte o İsrail topraklarına atılan işte çeşitli füzelerin, havan toplarının yanı sıra küçük İHA'ların vurulması üzerine geliştirilmiş durumda. Bu sistemin etki menzili 5 ila 7 kilometre arasında bir yer sisteminden çalışıyor. Ve testleri de geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Bunu da paylaşmıştım sizlerle. Burada normalde o demir kubbe sisteminde her bataryası 50 milyon dolar. Bir taraftan bakıyorsunuz, attığınız işte füzelerin maliyeti 100 ila 150 bin dolar arasında bir füzenin maliyeti. İşte kurduğunuz radar sistemleri, personel, çok ciddi bir savunmaya bir para harcıyorsunuz. Lazerle birlikte lazerin sadece maliyeti 3,5 dolar. Yani nerede 150 bin dolar, nerede 3,5 dolar ve lazer atışıyla hızlı bir şekilde çok daha fazla atış yaparak o hedefi bertaraf edebiliyorsunuz. Ama şu anda da belirttiğim gibi bu sistemin menzili sadece 5 ila 7 kilometre. Belki biraz daha fazladır çünkü bütün askeri sırları da tek tek vermiyorlar tabii ki. Bu süreç içerisinde 3,5 dolara o hedefi buluyorsunuz. Diyeceksiniz ki Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışmalar var mı? Tabii ki var, savunma sektörüyle ilgili. TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği çeşitli lazer projeleri var. Aselsan'ın geliştirdiği çeşitli hava savunma sistemleri var. Roketsan'ın geliştirdiği çeşitli hava savunma sistemleri var. Bu sistemlere ek olarak Meteksan'ın nazar sistemi var. Bunlar hep lazer odaklı. İşte gemi savunma, kara birliklerinin savunması. Ben eminim yakın bir gelecekte de bunları, bu sistemler küçüldükçe, tabii yakın gelecek derken kaç sene olur bunu bir şey söylemek çok güç, hava araçlarında da görmemiz gerekiyor. Çünkü işte karadır, denizdir, bunun bir sonraki aşamasını da hava araçları oluşturuyor. Bakalım bunu ne zaman göreceğiz, neler olacak, bunları merakla takip edip sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi bu çok çok önemli, geleceğin bir silahı. Füzelerin yerini alabilir mi? Kısa vadede çok alacağını düşünmüyorum. Ama uzun vadede farklı boyutlara gelerek belki hava savunma sistemlerinde atacağınız bu lazer atışları ön plana çıkacak. Belki bir düşman uçağını vurmak için belki de lazer atışı, aynı Star Wars filmdeki gibi bunları yapacağız, ama daha uzun menzilli işte füze atışları falan, bunlarla ilgili atışlarda ne zaman lazer alır? Muhtemel alacaktır ama ne zaman alır açıkçası kahin değilim. Önümde bir kristal bir küre yok. Bunlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama gidişatın bu yönde olduğunu çok basitçe size aktarmış olabilirim. Evet, bu videomuzda size biraz lazer sistemleri hakkında genel bir bilgi vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bunlarla ilgili yayınlarımız, gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklendiği zaman sizlere bu bilgi iletilmiş olsun. Ayrıca tabii ki kanalımıza sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Katıl tuşuyla da destek verirseniz çok memnun oluruz. Savunma ve havacılıkla ilgili haberlerimiz ise tolgaozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.